Çay içer misin? Buraya çay içmeye mi geldik? Acelem var diyorsun yani. Sayın Hacı Alagöz, biz seni burada ağırlamak için aylarca bekledik. Sen şimdi iki yudum çayı bize çok mu görüyorsun? Ben buna biraz alındım açıkçası. Şimdi sen Şiho Alagöz'ü öldürmüşsün. Sonra adamcağızın cesedini izbe bir yere atıp kaçmışsın. Maktulün üzerinde senin parmak izin var. Mobese kayıtlarında görüntülerin var. Üstelik bunu firarken yapmışsın. Ayrıca bildiğim kadarıyla bu şahıs senin dayın. Sizin soy isminiz niye aynı? Akraba evliliği. Ya sen amcanın oğlu İbrahim Alagöz cinayetinde azmettirmişsin. Şimdi merak ediyorum, senin bu sülalenle alıp veremediğinle, yoksa sen seri akraba katili falan mısın? Her şey öyle gördüğünüz gibi değil. Ben ne kimseyi öldürdüm, ne de azmettirdim. Benim tek söyleyeceğim budur, savcı. Kardeşim, sen bunu sana inanacak olanlara anlat. Savcı Fırat Bulut, cinayeti azmettirmekten seni yargılamış, 24 yıla hüküm giymişsin. Yalan mı söylüyor koskoca savcı? Yalan değil. Ama o da benim masum olduğuma inanıyor. Ha. Peki siz o yüzden mi cezaevinden beraber firar ettiniz? Normalde konuşmayı çok severim ama şimdi susma hakkımı kullanmak istiyorum. Sus tabii. Sus, sabaha kadar susalım. Ya sen bu adamı öldürmüşsün. Parmak izin, deliller hepsi ortada. Sen bana ne anlatıyorsun kardeşim? Ne konuşuyorsun sen benim karşımda? Bak hacı, sana söylüyorum, bu işin sonu çok acı. Bir ömür dört duvarın arasında geçmez. Sen şimdi aklını başına devşir. En başından tek tek ne oldu, ne bitti, ne yaşandı bana anlat. Ben de çayımı içip seni dinleyeyim. Ah, gel Fırat, gel. Nedir bu Büge'ye Sari konuştu mu? Daha konuşmuyordu ama konuşacak. Ya bu Hacı Alagöz de konuşmuyor. Nuh diyor, peygamber demiyor bu. Belki de öyle bir suç işlememiştir. Tövbe estağfurullah. Ya kardeşim, bu adamı sen tıktırmadın mı içeri? Yoksa sen bana firar arkadaşını mı koruyorsun? Ben ihtimallerden bahsediyorum ve genelde bahsettiğim ihtimaller doğru çıkar. İhtimaller. O zaman şöyle yapalım Fırat Savcım. Sizi piste alalım. Buyurun, sanığı bir de siz sorgulayın. Ben de burada durayım, sorguyu seyredeyim. Benim sorguyu seyredeceğim ihtimal değil, gerçek. Nerede kaldı oğlum benim çayım? Otur. Oh. Evet Hacı Alagöz. Şiho Alagöz'ü neden öldürdün? Yok, onu ben öldürmedim. Cesette parmak izin var, olay yerinde görüntülerim var. Nasıl sen öldürmedin? Ne işin vardı orada? Öyle şimdi şöyle, ben başka bir şeyin peşindeydim. Bu tamamen tesadüf. Ne işin vardı orada? Niçin orada olmuş olabilirsin? Ben masumum. İbrahim Alagöz'ü ben öldürtmedim. Masumiyetimi ispatlamak için bir delilin peşindeydim. Ama İnsan dili de varmıyor ki söyleyebilsin. Dayımın ölüsünü buldum. Neden inanalım sana? Neden? Çünkü ben masumum. Bu er ya da geç ortaya çıkacak.
Peki diyelim ki cinayeti işlemedin. Zaten otopsi raporu geldiğinde gerçekler ortaya çıkacak. İbrahim Alagöz'ün cinayeti var. Oradan hüküm giyeceksin. Cezaevine geri döneceksin. Öyle mi diyorsun savcı? Hacı. Masumiyetini ispat edecek ve kayıtlara geçmesini istediğin başka bir cümlen var mı? Benim masum olduğumu bilmesi gerekenlerin hepsi biliyor. Bilmeyenler de en yakın zamanda öğrenecek. Fırat, yasal süreyi biliyorsun. 24 saatin var. Anlaştık mı kardeşim? Anlaştık başsavcım. Büge Esar'ı konuşacak. Gerçekler ortaya çıkacak, göreceksiniz. Ya senin bu Yesari'ler takıntın hep diyorlardı da gerçekten varmış be Fırat. Yesari dosyasını açtığım gibi kapatacağım. Gerçeklere çok şaşıracaksınız. Gerçekler, gerçekler. Bak Fırat, diyorlar ki Şiho Alagöz'ün otopsi sonucu diyorlar. Yarın gelecek diyorlar. İşte sana bir gerçek. Çok güzel. Siz de Hacı Alagöz'ün bu cinayeti işlemediğini öğreneceksiniz o zaman. Ne fark eder ya Fırat? Hacı Alagöz zaten hükümlü. Cezaevine geri dönecek. Bir gerçeğe daha geleceğim. 24 saatin var. Hadi bakalım. Kalk, kalk. Akşam çayı, tek şekerli. Bayılırsın. Eyvallah. Gerçi artık biz ayrı dünyaların insanıyız. Sen savcısan, ben mahkum. Sen suçsuzsun. Benim yüzümden buradasın. Tamam, yakalanman ani oldu, kötü oldu. Ama halledeceğiz. Çıkacaksın buradan. Ne zaman savcı? Mezara girince. Yahu dayının otopsi sonucu gelsin, suçsuz olduğunu anlaşılacak zaten. İbrahim Alagöz davasıyla ilgili de süreci başlattım. Vallaha mı? Vallaha. Ulan sen bana inanmıyor musun hacı? Yo, ben sana inanmasam bu halde olur muydum savcı? 24 saat ver bana. Oraya dönmeden her şeyi halledeceğim. Freedom hacı. Freedom. Ay senin o güzel dilini yiyeyim. Bu arada o Barış'ın eşi. Bir şey söyledi mi, konuştu mu? Nezarette onun da 24 saati var. Ya valla savcı, ben sana söyleyeyim. O direkt Barış, o kadın konuşmasın diye elinden gelen her şeyi yapar, hatta tehdit bile eder. Öyle bir şey yok. Görüşmelerine izin vermiyorum. Büge'ye bir seri katile tutulduğunu anlatacağım. Bir şekilde bunu anlatacağım ona. Barış'ın dışarıda olduğu her saniyede, yaşanacak her olayda vebali olduğunu anlatacağım. Hadi inşallah. Sağ olasın çay için. Var mı bir şeye ihtiyacın? Yok, kendi kelimeye at ya. Neyi? Alışkınsın sen. Benim yüzümden oldu baba. Polisler geldiğinde ben bağırdım da duyuramadım kendimi işte. Ya senin suçun yok. Polis gelmiş, ne yapacaksın oğlum? Kaçacaksın tabii. Savcım öyle diyorsun da biz acından burada beraber içerken ben gazladım onu be. Hadi dedim gidelim, anacından dedim helalleş. Oğlum sen manyak mısın ya? Oğlum Hacı'yı tanımıyor musun? O kafaya koydu bir kere. Yani çok canı sıkıldı annesine, biliyorsunuz işte. Oğlum belki de sen iyilik yaptın ya. Bu iş hacının aklanmasını hızlandıracak. İnşallah öyledir be baba. İnşallah baba, iyilik yapmışımdır be. İnşallah. Savcım be, 24 saatte nasıl kaldı ama? Ne diyorsun? Hacı kurtulur mu be? Ne yapacağımızı söyleyeceğim. Birlikte hareket edeceğiz ve hata yapmayacağız. Hacı için yapacağız. Hacı için. Hacı için. Hacı için abi. Hadi savcı, hadi. Hah. Sonunda adaletle benim masum olduğumu anladı değil mi? Aç kardeşim, aç çıkartıyor. Kardeş, kelepçe niye?
Cezaevine götürüyoruz seni. Ya ne cezaevi? Ya savcıyı çağır, savcıyı çağır beni. Avukatın olmasın o. Ya yok yok, savcı Fırat bunu. Babam ben masumum, ne cezaevi şimdi? Zorluk çıkarma, verilen talimatı yapıyorum. Yok kardeşim, ben niye suçsuzlara 24 sene yatayım? Ben suçsuzum. Savcı! Savcı! Ya vallahi ben size söyleyeyim, ben masumum, bak niye anlamsın? Kardeş, ya ben size niye anlatamıyorum? Savcı Fırat Bulut'u bulun. Savcı bir adını da veriyor. Savcı Fırat Bulut. Savcı! Savcı! Ya böyle mi olacaktı kavlimiz? Hani benim masumiyetimi ispatlayacaktın? Ya ben cezaevine mi döneyim? Evet. Ne kadar rahat ettiysen. Ya 24 sene yatacağım, 24 sene. Ya mahkemeye kadar orada kalacaksın. Cezaevine gideceksin ama o kadar kalacaksın. Dinle beni. Nasıl yani? Lan oğlum ben seni verir miyim lan? Verir miyim oğlum ben seni? Annem burada. Çocuklar ilgileniyorlar, gözün arkada kalmasın, tamam mı? Ya sen ne kadar kral bir adamsan. Anama söyle, hemen geleceğim, ona sarılacağım, sonra sana sarılacağım. Savcı. Ne? Yalnız bak, hafızanı kaybedip beni içeride unutmasın değil mi? Hadi bin, bin. Götürün aşağıla gözü. Beyler, süre dolmadan her şeyi başsavcının önüne sunarsak Hacı özgür kalacak. Hatta yarın öyle bir gün olacak ki Büge konuşacak ve Barış'ın işi tamamen bitecek. Elimizde iki tane maddi delil var. Biri İbrahim'in kaza yapan aracı, diğeri de onlara çarpan tır. Şu an oldukları yerden alıp size söyleyeceğim yere götüreceksiniz. Daha sonrasında ben başsavcı Asaf ve ekipleri oraya yönlendireceğim. Zaten o saate kadar acının dayısının otopsisi de çıkmış olacak. Gel. Gel Fırat, gel. Ben de seni bekliyordum. Günaydın. Günaydın. Şiho Alagöz'ün otopsi sonucu geldi. Hadi bakalım. Sahte alkol. Ya sorma işte. Pisi pisine yok olup giden bir hayat daha işte. Cinayet değil yani. Hacı Alagöz suçsuz. Dedim sana. Ya tamam. Tamam dedin. Hoş da kardeşim, bu adam zaten İbrahim Alagöz cinayetinin hükümlüsü. Başsavcım, yani bütün bu olanlar olmadan önce ben iki dosyayı birbirine bağlamak için Hacı Alagöz'ü azmettirici olarak tutuklattım. Nasıl nasıl? Özetle şunu demeye çalışıyorum. Kamyonla Hacı'nın bir alakası yok. Dosyada belirttim zaten. Olay yerinde iki araç değil, üç araç vardı. Asıl hedef İbrahim Alagöz değil, bizim arkadaşımız olan adli tıpçı Murat Bakar'dı. Murat Bakar'ın otopsi raporu. Boynunda kırık var. Yüzünde cam kesikleri, ailesiyle konuştuk. O gece evinden aracıyla beraber ayrılmış. Ama olay yerinde araca rastlamadık. Cesetle beraber aracı da yok ettiler. Anlayacağınız, İbrahim Alagöz arada kaynadı. Peki sen nasıl ispatlayacaksın? Firarken boş durmadım. Kamyonu da buldum. İbrahim Alagöz'ün aracını da yoldalar şu an. Benim belirttiğim adrese geldiklerinde size haber vereceğim. Bilir kişiler zaten aracı incelediklerinde gerçeği öğrenecekler. Peki. Bak yalnız, süreçten beni muhakkak haberdar edeceksin. Ha, şunu da sana söyleyeyim. Gözaltı süresi dolmadan araçlardan bana haber gelmezse Hacı Alagöz'ü tuttuğum gibi cezaevine gönderirim. Haberin olsun. Anlaştık. İstiyorsanız ben haber vereyim hacıya. Emniyete kadar yorulmayın. Tamam. Kolay gelsin. Sana da.
Ya Fırat, sen nasıl bir savcısın, nasıl bir insansın anlayamıyorum ki ben. Hey be kardeşim, hey be kardeşim. Kamyonuna da, pert arabasına da söyleyeceğim şimdi, çok affedersin. Hadi kurtulalım artık şunlardan aga. Ulan sizi gördüğümüz, sürdüğümüz güne lanet olsun lan. Başımıza ne işler geldi bunlar yüzünden ha? Sizin tam... Acım kurtulsun da ben başka hiçbir şey istemiyorum, yemin ediyorum sana. Arıyor musun Fırat abi? Ara, ara. Alo. He abi, biz getirdik arabaları istediğin yere. Helal size, başsavcıya haber veriyorum. Siz uzayın oraya. Tamam, biz gidiyoruz o zaman. Hadi. Şunu da... Evet değerli arkadaşlar, Hacı Alagöz'ün yeniden yargılanması için savcı Fırat Bulut yeni deliller olduğunu söylüyor. Şimdi hep beraber bakalım, tespitimizi yapalım. Evladım, aç kapıyı oğlum. Evet Pige Hanım. Dinliyorum. Başlayalım. Ben... Pige Esari. Bir itirafta bulunacağım. Lütfen devam edin. İşim... Savaş Yesari. Bugün çok özür dilerim, başka bir dava ile ilgili arıyor olabilirler, birazdan döneceğim. Tamam? Buyurun başsavcım. Ya Fırat, sen benimle maytap mı geçiyorsun kardeşim? Ne oldu, araçların yanında mısınız yoksa? Yahu ne aracı Fırat, ne aracı? Araç maraş falan filan yok. Senin akıl sağlığın denge bakımından yerinde mi? İyi mi kardeşim? Biz senin sözüne itimat ettik. Devletin bu kadar görevlisini buraya getirdik, topladık. İçine düştüğümüz şu hale bak Fırat. Araçlar yok mu yani orada? Ya sen artık bir sus, bir konuşma. Allah aşkına bir sus ya. Bak, şimdi arıyorum Emniyet Müdürlüğü'nü. O Hacık Alagöz denen şahsı da tuttukları gibi derhal göndertiyorum cezaevine geri. Anlaşıldı mı? Alo. Alo. Her zaman bir ihtimal daha vardır diyorum. Ama inanmıyorsun. Fırat'a bir şey yapmak bir işimize yaramaz. Yani o gider, başka savcı gelir. Bizim yine onun yumuşak karnını oynamamız lazım. Nazlı. Çok daha kolay bir hedef. Hacı. O da içeride şu an. Fırat onu aklamak için bizim kamyoneti buldu. Diğer aracı da buldu. Ben Bekir üzerinden onları takip edeceğim. Hacı'nın özgürlüğüne karşılık Ügen'in özgürlüğü. Kamyondan seninle ilgili bir şey çıkmaz değil mi? Ha yok, sen beni gerçekten aptal zannediyorsun herhalde. Elden çıkarmadan her şeyi temizledim. Merak etme. Ne yaptın lan yine, ha? Vallahi Hacı'nın özgürlüğüne karşılık Büke'nin özgürlüğü. Seçim zamanı savcı. Barış, bak gebertirim seni. Araçlar nerede? Vallahi sen eğer Büke'yi serbest bırakırsan ben sana hemen araçları yetiştiririm. Hatta o adli tıpçı adamın da kayıp arabası benden sana bonus. Ha ama yok. Ben görev adamıyım, kanun adamıyım, başladım soruşturmadan dönmem falan filan diyorsan... Hacı buradan direkt cezaevine gider ve senin yüzünden... 24 yıl yatar. Çok adil bir teklif ve savcı.
Yalnız çabuk karar vermen lazım. Gözaltı sürelerinin süresi bitiyor. Evet Sayın Hakim. Görevde olduğum süreçte davasında savcı olarak görev yaptığım Hacı Alagöz'ü İbrahim Alagöz cinayetinin azmettiricisi olarak anayasamızın verdiği karara göre 24 yıl hapse mahkum etmiştik. Ancak önümüzdeki süreçte ve elimize gelen yeni delillerle birlikte Hacı Alagöz'ün İbrahim Alagöz cinayetiyle yakından uzaktan bir alakası olmadığı ortaya çıkmıştır. Özetle durum şudur. Hacı Alagöz suçsuzdur. Nefes al. Anladık özgürsün. Allah Allah. Ya yok savcı, benim aklım var diye. Dışarı çıkınca 40 gün 40 gece bu mahalleyi uyutmayacağım. O yüzden çağırın ulan. Bir dakika, bir dakika. Anladık özgürsün. Ama bey baba da sıra. Bey baba. Vallahi nasıl olacak bilemedim. Benim hiç umudum kalmadı. Cemre'nin başına gelenlerden sonra. Ya biz neleri oldurmadık. Adaletin borcu var sana, unutma. Hiç. Ya bundan sonra senin yiyeceğin tek acı... Aha budur. Al baba. Al. Fro, peki bir şey soracağım sana. Bu yadigar, bütün evrakları, kanıtları ne varsa aldı götürdü hepsini sinyora. Tamam be kardeşim, sen konuşursun da şimdilik. Artık'ın firarı Fırat yok yine be. Artık'ın savcı Fırat var değil mi savcım? Aynen öyle. O şerefsiz ne kadar suç işlediyse hepsini ortaya çıkaracağım. Hatta bey baba için onun evine kadar gireceğim. Ya bırakın o şerefsiz nerede ne yapıyorsa yapsın. Biz keyfimize bakak. Çal babam, çal. Ocağım söndü. Misafirin var. Misafir kimdir oğlum? Efkan Dağlı. Afgan... Sen yok. Sana geçmiş olsuna gelmiş. Ya bak savcı. Bırak gelsin bakalım derdine. Bey baba. İçeriye geçin. Açık vermeyelim. Bakın abi. Babam sizin de ağzınıza sağlık. Siz de geçin içeride dinlen. Bizim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.